Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Hepimizin haber kanallarında izlediği, belki saniyeler içerisinde gözlerimizin önünden geçip giden savaş alanlarından görüntüler vardır. O an pek fark etmesek de bu görüntüleri bizlere ulaştıran haber kameramanları da savaşın tam içerisindedir. Bugün 25 yıldır bilfiil sahalarda çalışan haber kameramanı İsmail Hakkı Dostoğlu bizlerle. İsmail abi geri çekil. Yılında Erzincan'da doğdum. 1995 yılında Erzurum'da TRT'de haber kameraman olarak göreve başladım. Gazetecilik serüvenim aslında lise yıllarından beri vardı ama aktif görev olarak 1995 yılından beri TRT'de haber kameramanlığı yapıyorum. O günden bu yana macera devam ediyor. Kaç sene oldu abi? 25 senedir bu işi yapıyorum. Severek, isteyerek, özleyerek yaptığım bir meslek haber kameramanı. Nerelerde görev yaptın bunca zaman? 25 sene az değil. 25 yıl aslında göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Yani gittiğim birçok haberi de unuttuğumu söyleyebilirim. Habercilik biliyorsunuz günlük bir iştir. Bugün haber yapılır, yarın o haberin bir değeri olmaz. O yüzden 1995 yılında başlayan maceramız tüm illeri, ilçeleri, neredeyse hemen hemen tüm köylerine varıncaya kadar görevim oldu. Yurt dışı olarak da 80'i aşkın ülkeye gittim ve bunların birçoğuna birkaç kez gittim. Şimdi bir normal habercilik var, bir de o bölgede, hassas bölgede habercilik var. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, aslında sıcak bölge haberciliği bir tercih her şeyden önce. Bir tercih çünkü o sizin yaşam tarzınızla ve sizin tercihinizle alakalı bir durum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Yani orada olmak, o adrenalini yaşamak beni iyi tutuyor diye düşünüyorum. Cephede çalışmak nasıl bir duygu? Aslında benim ilk sıcak bölge haberciliğim terör operasyonları sırasında 90'lı yıllarda başlamıştı. Sonra Irak Savaşı, Afganistan Savaşı, Kosova Savaşı, İsrail, işte Suriye, Libya, bu tarz yani bu bölgelerde de çalıştım. Tabii cephe haberciliğinin iki kısmı var. Bir gazeteci olarak bağımsız başka bir ülkede yapmak, bir de kendi ülkenin askerinin, yani benim şerefli ordumun askeri yurt dışına bir operasyon düzenliyor ve ben o operasyonda görev alıyorum. Bu onur verici bir şey benim için. Türk askerini de cephede görmek her insana nasip olmaz, her gazeteciye de nasip olmaz. Ben bu konuda biraz şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'yle embed çalıştığım durumlar da oldu. Çünkü biz kamu televizyonuyuz, devlet kanalıyız, devlet kanalında böyle alışverişler olabiliyor. Orada yaşadıklarınız sizi etkiliyor mu? Bir tarafı hayatın bir ucu, bir tarafı bambaşka bir ucu. Aslında bu olay şöyle, yani iki uç noktada yaşamak her zaman arada kalmaktan iyidir. Yani bir Suriye, bir Çeşme ya da bir Suriye, bir İzmir ya da bir Libya, bir Sinop her zaman uç noktalardır ve uç noktalarda yaşamak gazeteciliğini ve psikolojini dengeler diye düşünüyorum ben. Ben genelde de öyle yapmaya çalışıyorum. Bunun haricinde tabii psikolojik destekler de alıyoruz. Özel Gazi Hastanesi sağ olsun hiçbir zaman desteğini bizden esirgemedi. 2002 yılından beri 28 farklı branşta İzmir halkına hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sağlığına değer verenlere. Ve hala da destek vermeye devam ediyorlar.
Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben bir görüntü görmüştüm. Bir mermi kameraya mı isabet ediyor? Camdan görüyor böyle. Onu bir anlatır mısın? Dinleyebilir miyiz sana? Tabii. 2016 yılında Nusaybin'deki Hendek operasyonları sırasında sabaha karşı bir çekim yapmaya çalışıyordum. Bizim Türk askerimizin intikalini çekmeye çalışıyordum. Bu sırada tabii yoruldum. Ayak değiştireyim dedim. Yerde oturuyordum. Ayağımı değiştirdiğimde keskin nişancı kameramın üst ışığından kameramı vurdu. Bu görüntü aslında çok özel bir görüntü benim için de. Öyle bir tedirginlik de olmuştu. Sonrasında da bayağı bir kendimi şey yapmıştım, sorgulamıştım. İsmail, niye eğildin? Görünüyorsun oradan cayır cayır ya. Nereden ne geleceğini asla bilmiyorsun ve burada iki kişi aslında bir kişi gibi çalışıyor. Yani kameraman görüntüyü çekerken sen de arka taraftan onu bir tarafta güvende tutman gerekiyor. Bu noktada burada gerçekten beraber çalıştığın kameraman çok önemli. Tecrübeli olması, paniğe kapılmaması ve gerçekten iyi iş çıkarmaya çalışması. Burada temel hedefimiz bu tarz bölgelerden sağ çıkmak, en iyi görüntüyü almak ve en iyi haberi yapmak. Bu noktada da aslında muhabirden çok kameramana büyük iş düşüyor. Öncelikle Nusaybin'den herkese merhaba. Bütün haber kameraman arkadaşlarıma. Haber kameramanlığı bir yaşam biçimi. Sabah uyandığınızda akşam nerede uyuyacağınızı bilmeden yaşamak sanırım biraz farklı. Yani yaşadığın adrenalin, yaptığın iş, duyduğun sesler, hepsi bir haber kameramanı motive eden şeyler bunlar. Irak'ta, Kerkük'te çalışırken bir patlama olmuştu. Patlamada yani her taraf, görüntüler çok hoş değildi. Bir çocuk görmüştüm, bir yaralı. Önce çekmek için düşündüm, yani çekmem lazım bunu dedim. Fakat çocuk çok böyle can çekişiyordu, yani çok böyle iyi değildi durumu. Bacağında bir sıkıntısı vardı. Ben kamerayı bırakıp yani gidip çocuğu alıp kucağına işte yaralı bacağına boynundaki şu fularla böyle sıkmaya çalıştım kanı durdurmak için. Ya benim için çok duygusal bir andı. Çocuğu yaşatmayı başaramadım ama bir haber için belki 2 dakikalık belki 5 dakikalık canınızı ortaya koyuyorsunuz tabirinde ise. Değiyor mu? Buna değer mi? Tabii ki değiyor. Yani gazetecilik konsantrasyon işi her şeyden önce. Ya ben orada canıma bir şey gelir, yaralanırım ya da ölürüm diye düşünmüyorum. Ben o an o haberi çekmeye konsantre oluyorum. Konsantrasyonunuz eksik olursa bu sizi gazetecilikte, özellikle böyle sıcak bölge haberciliğinde aşağı çeker. O yüzden konsantrasyonumu, motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Pek çok ödül aldınız. Böyle unutamadığınız bir ödülünüz, bir hikayeniz var mı bize bahsetmek istediğiniz? Ya ödüller şöyle söyleyeyim. Tabii onlar benim çocuklarım aslında. Hepsinin farklı anıları var. Farklı hüzünleri var, öyle diyelim. Ama benim için tabii birkaç ödül var böyle beni de mutlu eden. Gülümseten bir ödülüm var. Mesela İngiltere Kraliçesi'nin gözlüğünü gözlük kabına koyamama görüntüsü var mesela. İsmail Hakkı Dostoğlu, İngiltere Kraliçesi'nin zor anlarını yansıtan görüntüsüyle jüri özel ödülünün sahibi oldu. Indeed, a pattern has emerged whereby leading political figures, diplomats, business leaders travel to London with the prize winner for meetings with their UK counterparts. Benim için çok özeldi çünkü başka bir ülkede 80 kameranın içinde ben gördüm ve ben çektim. Hiç kimse çekemedi. İzlerken de halen gülerim. Çok özeldir benim için.
hoca tarafınız da var, onu da biliyoruz. Bir usta-çırak ilişkiniz var. Biraz ondan da bahsedebilir miyiz? Aslında şöyle anlatayım. Bu konuda şöyle. Ben şimdi TRT'de 25-30 yıl oldu memuriyetim. TRT'de bir öğrenciyim hala. Ben bir öğrenmeye halen de devam etmekteyim. Ama ben öğrendiklerimi ben başkalarına yansıtamazsam kendimi geliştiremem. Bu yüzden böyle öğrenciler yetiştir. Mesela örnek sensin, ödüllü bir yönetmensin. Benim de öğrencimsin. Bunlar onur verici tabii benim için, gurur verici. Begüm var mesela, o da şu anda çok güzel işler yapıyor. Kız, onu da yetiştirdik, o da güzel. Var öyle birkaç öğrencimiz, sağ olsunlar senin gibi bunlar da. Dünyada pek çok ülkeye gitmişsiniz. Sizin unutamadığınız, size ilginç gelen bir ülke var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bana ilginç gelen Fizan diye bir Fizan'a gittim. Bu Fizan'a gitmek. Fizan'a bile giderim. Orası evet, mı abi? Fizan denilen yere gittim. Benim için çok özeldi yani. Yaklaşık 3 günlük bir seyahat, sade gidişim. Nijer'in Agadez bölgesinde. İşin en önemli kısmı orada Osmanlı Sultanı yaşıyor. İstanbul Eva halkı var, Tuareklerden oluşan. Hatta bir de ben belgesel çekmiştim Fizan'da bir Türk diye. Yani Cuma hutbesinde Osmanlı padişahlarının isimlerini duymak gerçekten onur verici. Bir de Tuvalu diye bir ülkeye gittim. Tuvalu da Pasifik'te bir ada. Yaklaşık 5-10 yıl içerisinde iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalacak bir ülke. Değişik tecrübelerim oldu tabii ama hani Fizan unutulmaz bir yerdi benim için. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de hiç geldiğimizi kırmadın. Sağ ol abi. Ben teşekkür ederim.